İyi akşamlar. Geceme Forex Webinar eğitimine hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle 17. sohbetimizi yapacağız. Epey zaman geçmiş, 17 ay boyunca sohbet etmişiz sizinle. Ee, genelde Forex sohbetlerimiz e, hakikaten sizin tarafınızdan da çok ilgi gördü. Çünkü e, sizin genel olarak zaman içerisinde sorduğunuz soruların bir... E, Toplamı ve değerlendirmesi diğer dostlarımıza ulaşması açısından da e, iyi oluyor. Aynı zamanda e, kıyıda köşede kalmış konuları şöyle açığa kavuşturup biraz forex başarılarımızı arttırmak için neler yapabiliriz biraz daha açıkça masaya yatırdığımız bir sohbet olduğu için nispeten e, genel olarak zaten yararlı oluyor. Biliyorsunuz videolarını da zaten çekip umumu açık şekilde koyduğumuz için herkes için fayda sağlıyor. Ee, sorularınızı her zamanki gibi questions bölümünden sorabilirsiniz. Ee, yine özellikle istirham ediyorum. Ee, paritelerle ilgili yorum yapmadığımı artık biliyorsunuz. 12 yıldır yorum yapmıyorum ben herhangi bir pariteyle ilgili. Ee, daima söylüyorum sizin kendi yorumlarınızı oluşturabilmeniz için ben gerekli araçları size vermeye, bunlarla donatmaya çalıştığım için ee, hiç kimseye bir parite yorumu yapmaya ve onları kendi fikirlerime yönlendirmeyi ben kişisel olarak doğru bulmadığım için genel olarak bu benle ilgili bir durum e, parite yorumu yapmıyorum zaten hani piyasayı da gerçekten bazen çok fazla takip edemiyorum çok çok yoğun bir gündem oluyor e, Perşembe günü yine şehir dışına çıkacağım e, uzunca bir süre yine şehir dışında kalacağım geleceğim Diğer hafta sonu Diyarbakır'da bir seminerimiz olacak. Diyarbakırlı dostlarımızla buluşacağız. O yüzden piyasaya hani şöyle hakkıyla bakabiliyorum dersem inanın yalan söylemiş olurum. Bu açıdan da kimseyi yanlış yönlendirmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden parite yorumları istirham ediyorum. Benden beklemeyin. Bu çünkü benim açımdan doğru değil. Fakat bununla ilgili Forex piyasasında merak ettiğiniz her şeyi... Sistemle ilgili olsun, işlem platformları olsun, Forex'in altyapısı olsun, GCM ile ilgili olsun. Zaten biz bunun için buradayız. Çok da güzel sorular geleceğine eminim. Ama bunun dışında biliyorsunuz, diğer zamanlarda bana çok yoğun zaten e-posta geliyor. Bunlar içerisinde herkesin işine yarayacağını düşündüğüm bir takım konuları zaten not alıyorum ben. Bunları diyorum ki sohbette, Mutlaka bahsedeyim ki sohbete katılanlar hem bu konuda hakkında bilgi sahibi olsun hem de e, daha sonra videoyu seyredenler forex piyasasına ilişkin başarılarını arttırsın. Evet şimdi öncelikle bazı yerlerde ben e, filtrasyon dedim mesela. Özür diliyorum hemen. Evet tüm telefonların sesini kesmeyi unutmuşum. Şimdi filtrasyon, sistem kurgulama diyoruz mesela. Herkesin bir sistemi olması lazım. Her sistem herkese uymaz. Bunu söylüyoruz zaten. Birçok sistem insanlar geliştirebilir. Para kazanmanın temeli sistem kurgulamak. Sistemi disiplinle sürdürebilmek diyoruz mesela. Bununla ilgili sistem kurgularken ben bazı yerlerde filtrasyon kelimesinden bahsedince bununla ilgili birkaç soru gelmiş. E, filtrasyon nedir? Hani nasıl kullanılır gibi. Bunu biraz açarak ben başlamak istiyorum. siz sorunuz olursa sormaya devam edin. Yine sorulara dönerim. Şimdi bakın bir sistem nasıl olabilir? Filtrasyon şart mıdır? Filtrasyon elbette şart değildir fakat sisteminizi kurgularken ya sistem her şey olabilir. Atıyorum ya öneri olarak almayın. Diyelim ki işte hareketli ortalama 200'ün ile mesela hareketli ortalama 50 aşağı yönünü keserse efendim RSI göstergesi de şu şu olursa ben alım yapacağım dediniz mesela. Örnek. Bu bir stratejidir. Bir sistemdir. bununla beraber şunu dersiniz mesela ama ben bütün bu stratejiye ilişkin pozisyonlarını sadece trend yönünde olanları açacağım derseniz bu bir filtrasyon olur. Yani bir çıkış noktanız olur stratejinizde. Bu stratejinizin temel omurgasıdır. Ee, daha güvenli olsun diye kendinize bir filtrasyon seçebilir. Mesela trend örneğini verdim. Ee, bu sistemde çıkan sonuç alım ya da satım ne olursa olsun trendle aynı yönde olursa ancak o zaman işlem yapacağım dediğinizde işte işlem stratejinizi bir filtrasyondan geçirmiş olursunuz. Şimdi filtrasyonun avantajı ne olur, e, dezavantajı ne olur diye soranlar olmuş. E, filtrasyonun avantajı şudur. Daha az hata yapmanızı sağlar size. E, fakat bununla beraber açacağınız pozisyon sayısı düşer. Bu da dezavantajı. Dolayısıyla eğer e, siz bir filtrasyon kullanırsanız mutlaka açacağınız pozisyon sayısı düşecektir. Ama daha güvenli hale gelebilecektir. Bir de şöyle düşünün. Yatırım araçları bölümüne bir girip baktığınızda o kadar fazla yatırım aracı var ki aslında. Hani siz filtrasyon kullanıyor bile olsanız eğer hani vaktiniz varsa e, mesela teknik analiz kullanıyorsanız e, bununla ilgili yatırım araçlarını siz çok sayıda kullanabileceğiniz için hani filtrasyon kullanıyor bile olsanız euro dolarda değil de mesela başka bir paritede sterlin dolarda ya da e, onun dışında altında baktığınız altında yok başka bir paritede bir imkan bulabilirsiniz. O yüzden filtrasyon kullanmaktan hani imtina etmemek lazım. Biraz filtrasyona eğilmek gerekiyor. Stratejiniz ne olursa olsun eğer belli bir filtrasyon kullanıyorsanız mutlaka bunun size daha güvenilir sonuçlar getireceğini söyleyebiliriz. Trendten örnek verdim. Başka filtrasyonlarda kullanabilirsiniz. Ne, ne bileyim mesela RSI'yi kullanırsınız atıyorum. Bir indikatörü belki filtrasyon olarak kullanırsınız. Dersiniz ki RSI sadece 30 altında olduğunda ben alım pozisyonlarını Filtreden geçireceğim dersiniz. RSI 30'un altında düşmüşse sizin sisteminizde alım yapmanızı söylüyorsa işte o zaman Filtrasyondan geçmiş ve alımı yapmış olabilirsiniz. O yüzden sistem kurgularken kendinize bir filtrasyon kurgulayabilirseniz bunun faydasını çok görürsünüz. Bunu birkaç yerde bahsetmiştim. Filtrasyon kelimesinin anlamını merak edenler olmuş. Avantajlarını, dezavantajlarını merak eden olmuş. O yüzden onunla açmak istedim. Şöyle bir sorulara da bakayım. İstanbul'a ne zaman geliyorsunuz demiş Yasir Kidil dostumuz. Ee, İstanbul zaten İstanbuldayız da İstanbul için e, hani ayrı bir program yapmak gerekiyor. İstanbul çok çok yoğun. Diğer illerde dahi e, gerçekten yoğun bir katılım oluyor. İstanbul için ayrı bir aslında program düşünüyorum bununla ilgili. E, hani bu seneye yetişmese bile belki önümüzdeki sene içerisinde başlarında. İstanbul'da çok ayrı bir kapasiteli şeyler düşünüyoruz. Kafamda başka bir şeyler var İstanbul'la ilgili. Çünkü İstanbul'da çok yatırımcı var. Çok çok fazla yatırımcı var. onları güzel hitap edebilmek için. Hani bu sene planımızda İstanbul şu an yok ama önümüzdeki sene başlarında İstanbul için güzel şeyler düşünüyoruz. Onu da söyleyelim. Ses gelmiyor demiş bir dostumuz ama Muhtemelen onun bilgisayarıyla ilgili bir sıkıntı olmuş olmalı. Sesimi alıyorsunuz değil mi? Şu an bir sıkıntı yok sesimizde. Tamam. Şöyle bir bakayım tekrar sorulara. Strateji oluşturmak üzerine ağırlık versek bir de algoritmik trade ve kodlama ilgili nereden başlamalıyız başlangıç seviyesinde? Özellikle kaynak çok az gördüğüm kadarıyla bu konuda Türkiye'de demiş Özkan Bey. Evet algoritmik trading ile ilgili kaynak gerçekten az. Hatta ben bir tane ancak kaynak bulabildiğimi hatırlıyorum zamanında. Algoritmik trading zamanında tabii ki biz de uğraştık. Sonradan ben vazgeçtim kendi kişisel nedenlerimle. Fakat algoritmik trading dediğimiz husus gerçekten üzerine eğilmek gerekiyor. İnsanlar tabii ki kendi stratejilerini kurar. Algoritmik trading ile ilgili benim özellikle uyarmak istediğim kesinlikle sağdan soldan bulduğunuz herhangi bir eksperti otomatik alım satım programını kullanmamanız gerektiği. Çünkü yazılanlar o konjöktür içerisinde yazılmış oluyor. Ve konjöktür değişiyor sürekli değerli yatırımcılar. Bakınız 6 ay öncesiyle bugün farklı olabilir. 3 ay öncesiyle bugün farklı olabilir. Ama bugün altının gidişatına bakın. Yani olayların değiştiği etkenler etkilediği etkenler değişebilir. O yüzden e, sizden istirham ediyorum. E, herhangi bir kaynaktan bulduğunuz algoritmik trading ürününü kendi hesaplarınızda hani, kullanmayınız. Kendi yazdığınız bir eğer algoritmik trading varsa bir expert var ise onun başarı şansı muhtemelen daha yüksek olacaktır. Fakat kaynak gerçekten bu konuda az. E, bununla ilgili hani Türkçe kitap da yok maalesef. E, biraz kendi çalışmanız gerekecek. Belki ben ileride bir notlar hazırlamayı düşünüyorum eğer fırsat bulursam. Kendi notlarımdan bir şey çıkartabilirsem bununla ilgili belki bir kitap ortaya çıkar fakat Ona biraz zaman gerekiyor. E, algoritmik trading ile ilgili mutlaka dışarıdan değişkenleri kendiniz atayın. E, şöyle ki Mesela bir sistem kurguladınız hadi filtrasyon kurguladınız her şey bunlar içerisinde e, Otomatik alım satım sistemine dönüştürülebilir fakat dışarıdan değiştirebileceğiniz bir takım değişkenler mutlaka atayın. Ne bileyim mesela trendi atayın. Bunu filtrasyonda da kullanırsınız. Ee, ya da işte ekonominin durumuyla ilgili ekonomik kırılgansa e, bir rakamını verecek. Ekonomi eğer kırılgan değilse sıfır rakamını verebilecek mesela bir değişken dışarıdan atayın ve bunu sorgularda kullanın. Eğer dışarıdan bir takım böyle analog değişkenleri dijitale çevirip Aktarabilirseniz sisteme inanın ki çok daha sağlıklı olacak ve konjöktür değişse de siz bu eksperti güncel tutabileceksiniz. Bunu aklınızın bir köşesinde mutlaka tutun. Otomatik alım-satım sistemleriyle ilgilenen dostlarımız da e, bu dersi izleyerek bunu bir gerçekten bu sistemleri kullanmış birisinden çıkan öğüt olarak algılasın. E, gerçekten zamanında çok ilgilendik ve ben e, en yüksek verimleri dışarıdan değişken atadığım zamanlarda bir şekilde aldım. Bunu da bilelim. Evet. Ben bir de yine bana gelen sorulara bir döneyim. Sizin dışınızda e-postadan gelenlerden. Mesela bazı yerlerde bekleyen emir konumlandıramıyoruz demiş yatırımcılar. Bunu da belirtmek lazım. Şimdiki fiyata çok yakın bekleyen emir konumlandırılamaz. Şimdiki fiyata mesela euro doları açalım. Euro dolarda mesela bu değer 4 pip ve yakınına bekleyen emir Ya da Keral zarar durdur emri Koyamazsınız Bir tane Mesela pozisyon açayım sattım Buna mesela çok yakın Zarar durdur keral Koymanız mümkün değil diğer penceremde Bu yere çıktı bir saniye Şuraya mesela Zarar durdur bakın Koyamıyorum Çok yakına Neden fiyata belli bir yakınlığa bu emir koyamazsınız ama belirli bir metafoza koyabilirsiniz. Şimdi bu genellikle sprit çarpı 2 kadardır. Euro dolarda sprit 2 pip'tir. Dolayısıyla şu anki fiyata siz 4 pip ve yakınına bekleyen emir ya da zarar durdur, al emri koyamazsınız. Fakat bakabileceğiniz en iyi yer çaprazlar listesinde diğer penceremde çıktı hemen getirdim. Burada ürün özelliklerine girebilir. Ve bakınız stops levels yazan alana bakarak buradan adım değerini daha doğrusu puan değerini görebilirsiniz. 5.8 pip'ten daha yakına e, emir konumlandıramazsınız buradan. Bakın stops level seviyesinden bunu görebiliyorsunuz. Buradan bakabilirsiniz ama genelde pariteler için split çarpı 2 kadardır. Hepsinde aynı olmamak kaydıyla. Bakınız euro dolarda 40 adımmış. Bu 4 pip eder. 4 pip ve yakınına emir konumlandıramazsınız. Bunu da küçük bir anekdot olarak hemen söyledim. Ha, bir de şu soru çok geliyor. Bunu da mutlaka İşlemek için not almışım. MetaTrader'a dışarıdan indikatör eklemek. Şimdi biliyorsunuz indikatör ya da expert aynı şekilde. Dışarıdan birisinin yazdığı indikatör ya da eksperti MetaTrader'a ekleyebiliyorsunuz. Fakat MetaTrader'da yaklaşık geçen sene yapılan altyapı değişikliklerinden sonra bu biraz zorlaşmaya başladı. İnsanlar doğru klasörü bulamıyorlar. Aslında yapılması gereken nedir? İndikatörü internetten indirdiğiniz MetaTrader'da ilgili klasöre sürükleyip bırakmaktır. Ondan sonra o indikatör burada özel bölümüne yerleşir ve buradan o dışarıdan eklediğiniz istediğiniz indikatörleri kullanabilirsiniz. Bakın ben de çeşitli bazı indikatörleri buralarda eklemişim, kullanıyorum. Şimdi bunun en kolay yolu, en garanti yolu nedir biliyor musunuz? Burada bakınız meta editör var. Bir kez buna tıklayın ve editör açılsın. Diğer pencerem de açıldı hemen getiriyorum. Şöyle alanıma sığdırayım. Tamam. Şimdi burada klasörleri görüyorsunuz. Eğer expert eklemek istiyorsanız expert klasörü, indikatör eklemek istiyorsanız indikatör klasörü. Buna tıklayın ve sağ tıklayarak klasörü aç deyin. O zaman karşınıza Doğru klasör açılacaktır. Bakın benim neredeymiş? GCM MetaTrader C sürücüsünde, MQL4 altında indikatör klasöründeymiş. Buraya sürükleyip bıraktığımda indikatörü tam yerine koymuş olacağım. Böylece hiç başka bir şeye gerek kalmadan MetaEditor içerisindeki klasör üzerinden bunu yapabilirim. En kolay ve garanti yöntem budur. Dışarıdan indikatör eklemek. Bunu da burada belirtmiş olalım. Bir de çok e, şu soru geliyor. E, hocam kitap önerileri yapıyorsunuz. Sağ olun diyorlar ama mesela çok basit şekilde bana ekonomiyi anlayabileceğim kitaplar önerir misiniz? diyor. Bu soru çok geliyor genelde. E, burada da umuma açık şekilde e, bununla ilgili ben size kitap önereyim. Bakınız Sayın Faruk Türkoğlu'nun ekonomiyle ilgili her şeyi isterseniz bunları not alın lütfen gerçekten çünkü anlaşılabilir dilde yazılmış, ekonomiyi anlayabileceğiniz güzel kitaplardır bunlar. Sayın Faruk Türkoğlu'nun Ekonomiyle ile ilgili her şey ve Sayın Doktor Mahfi Eğilmez'in Kolay Ekonomi isimli bu kitaplarını gerçekten tavsiye ederim. Eğer ekonomide çarkların ne bileyim faiz oranı değiştiğinde ne olur, Merkez Bankası'nın pozisyonu nedir, tahvil nedir vesaire bunlar alıp satıldığında ne olur? Bunları anlamak için bu kitapları tavsiye ederim. Evet. Şöyle bir tekrar bakayım. İzmir programı var mı demiş Kıvanç Bey. İzmir'de yapmıştık. Bir süre gelsin İzmir'e tekrar geleceğiz. Fakat bu sene İzmir tekrar yok. Önümüzdeki sene koyarız ama İzmir'i. İzmir'de katılım geniş ve güzel oluyor. İzmir'de 205 kişi katılmıştı. Seminerimiz İzmir rekoru elde tutuyor şu anda hala. Hemen sorulara tekrar bir döneyim. İndikatör soranlar olmuş. Şu indikatör sizde var mı vesaire. Bunları bana e-postayla gönderirseniz eğer kütüphanemde varsa gönderin mutlaka. Yalnız bu tür indikatörlerin dışarıdan aldığınız indikatörün tamamının kullanım sorumluluğu size aittir. Bunu bilmeniz de lazım. Hani ben ücretsiz dağıtılan indikatörlerden eğer klasörümde varsa elbette gönderin bana adil.altas.gcmforex.com adresine yazabilirsiniz. Ücretsiz dağıtılıyorsa varsa niye göndermeyelim? Evet, Özkan Bey demiş, stop loss'larda fraktal mı kullanmak ya da parabolik, parabolik sar kullanmak mı uygun olur demiş. İşte bunlar tamamen sizin seçiminiz. Böyle bir genel tanı yok yani fraktal mı parabolik sar mı kullanalım diye bir şey e, demek çok mantıklı olmaz sar bile mesela tek başına trend yapan piy piyasalarda ancak e, mesela e, kullanılabiliyor genel indikatör olarak yani bu bile bir ayrım e, ona baktığımızda o yüzden e, trend yapmayan piyasalarda mesela parabolik sar nasıl kullanacaksınız bunlarla ilgili şey de söyleyeyim. Şimdi teknik analiz araçları içerisinde indikatörlerin yeri ayrı. indikatörlerle ilgili biraz daha böyle geniş bilgileri almak için Görsel Yatırımcı isimli kitabı John Murphy'nin Görsel Yatırımcı isimli kitabı tavsiye edilebilir. İndikatörlerle ilgili geniş bilgiler var. Fakat tek bir indikatörle kalkıp stop loss kullanmakta çok doğru olmayabilir. Çünkü Kullandığınız, açtığınız pozisyonu neye göre açtınız? Bu da önemli. Mesela Fibonacci'ye göre açtıysanız atıyorum. Yapacağınız en iyi şey iki Fibonacci aralığı arasındaki mesafeye uygun koymak olabilir. Örnek veriyorum. O yüzden Stop Loss'ta şunu yapalım demek çok doğru olmaz. Stratejiden stratejiye, kişiden kişiye, yatırım aracından yatırım aracına değişir. Onu biraz tecrübeli siz edineceksiniz emin olun. Evet bu arada indikatör ismi çok güzel. Anam anam demiş Özkan Bey. Onu eğitimle yapmışızdır muhtemelen. Evet. Şimdi onun dışında ne zaman teknik analiz, ne zaman temel analiz değil mi? Bir de teknik analiz temel analiz yani çok çatışıyor birbiriyle. Birbirini tamamlar şekilde kullanılabilirse ne ala. Fakat Temel analizle teknik analiz arasında süre gelen bir kavga hep var zaten piyasalarda. Bu zaten forex piyasası için Geçerli değil sadece. Yalnız şunu bilmek lazım. Temel analiz Eğer gerçekten piyasayı takip edebiliyorsanız teknik analizin her zaman bir tık önündedir. Neden? Fiyat verileri temel analiz verileriyle elde edilir ve kişilerin alım-satım kararlarıyla Piyasada yerini bulur. İnsanlar alım satım kararlarıyla o piyasa eğilimini fiyatlara vurduğunda fiyatlar ortaya çıkar, yönelim ortaya çıkar. Teknik analiz de bunu değerlendirir. E, der ki piyasa böyle oldu, bunu yapacağım, şöyle oldu, bunu yapacağım der. Teknik analiz kullanılması kolay olmasına rağmen e, muhtemeldir ki temel analizin her zaman bir adım gerisinde olacaktır. Bu kaçınılmaz zaten. Fakat teknik analiz kullanması elbette daha kolay oldu çok açık ortada e, zaten forex piyasasına baktığımızda genel yatırımcı kitlesinin teknik analizi daha fazla kullandığını biz söyleyebiliyoruz fakat teknik analizi ne zaman es geçelim bakın bu konuya değinelim çünkü önemli bu e, teknik analiz genellikle piyasalarda yoğun temel analiz verilerinin olmadığı zamanlarda daha anlamlı sonuçlar üretebilir. E, temel analizin şu an Türkiye gündeminde olduğu gibi mesela yoğun bir şekilde e, gündem tarafından belirlendiği bir zaman hangi teknik analize güvenebilirsiniz ki? İşte bu durumda e, temel analiz ile ilgili e, öneriler daha doğrusu yatırım tavsiyeleri ön plana çıkıyor genellikle. Teknik analize biz o zamanlarda nispeten biraz daha böyle e, yoğun özellikle veri zamanlarında ara vermemiz Paramızı korumamız için daha faydalı olabilir. Ee, çok yoğun bir gündem yok ise temel analizle ilgili mesela insanlar yine alım satım yapacak değil mi? Spekülatör boş durur mu? Herkes alım satım yapmak isteyecek ve duran bir fiyat kimsenin işine gelmez. Peki fiyatlar neye göre hareket edecek o zaman? İşte o zaman genellikle teknik analize insanlar daha fazla sarıldığı için e, muhtemeldir ki teknik analizle ilgili belirlenen e, dönüş seviyeleri, kırılış seviyeleri birçok yer daha fazla gündeme geliyor ve onlar daha fazla çalışıyor ister istemez. O yüzden biz de böyle çok yoğun temel analiz ile gündem belirlenen zamanlarda e, teknik analizi biraz daha sorgulamamız gerekiyor. Fakat rutin günlerde hani böyle e, televizyonlarda falan duyarsınız işte piyasa kendi böyle iş dinamikleriyle hareket ediyor falan derler. E, yani onun Türkçesi nedir? Ya işte piyasada çok yoğun bir veri akışı yok. Belli bir e, temel analizle ilgili veri yok demektir. İşte o zaman teknik analiz biraz daha böyle ön plana çıkabiliyor. Daha kolay uygulanabilir hale geliyor. Bunu da bildirelim. Evet şöyle bir sorulara tekrar bakayım. Kodlamayı anlatan bir kitap tavsiye istemiş Özkan Bey. Fakat yok işte Türkçe kodlamayı anlatan bir kitap şu anda piyasada yok kaynaklardan çeviriler var. PDF şeklinde dağıtılanlar var eğer araştırırsanız. MQL, MQL programlama dili mesela diye aratırsanız muhtemelen bir PDF dosyasına ulaşabilirsiniz. Ama o da ne kadar yeterli işte onu bilmiyorum. Evet herhangi bir pozisyon almadan önce mutlaka şunu yapın ya da şuna bakın diyeceğiniz bir şey var mı? Sisteminizin kurgusu ne ise ona bakın. Bakın bir filtrasyon kurmak her zaman için yararlıdır. Önemli olan stratejinizi disiplin içerisinde götürmek. Mutlaka. Eğer bir disiplin içerisinde bir strateji işletebiliyorsanız ve size kazanç sağlayabiliyorsa onu elbette sürdürürsünüz. Fakat kazanç sağlamayan bir sistemi tabii ki sürdürmek istemezsiniz. Fakat bir sistemin kazanç sağladığını anlamanız elbette biraz süreç gerektirecek. Neden? Bakacaksınız 20 kere pozisyon açtınız. 20 kere pozisyon açtığınızda bunun 14'ünde kar elde etmişsiniz. Dersiniz ki benim stratejim işe yarıyor. Ben besleyeyim bu stratejiyi. Hemen bir filtrasyon kurgularsınız ya da başka bir şey e, ...kurgulayıp ona ilave etmeye çalışırsınız. Başarı şansınızı arttırırsınız. Fakat ilk bakacağınız şey... ...kendi sisteminiz. Kendi sisteminizde eğer ki... ...atıyorum... E, ...işte... ...şu anki mum çubuğu örnek yani sistemin... kurgunuza göre tamamen... ...atıyorum. 10 e, mum çubuğu... ...öncesine göre şimdiki mum çubuğu... ...arasındaki fiyat diyelim ki... ...20 pip üstündeyse... ...diye yola çıktınız bir stratejide eğer... 19 pip üstünde kalmışsa sadece, işte o zaman pozisyon açmayınız. Stratejinizi disiplin içerisinde götürünüz. Ee, işte şuradan dönerse böyle olacak ya da biraz daha gitse aslında tam da oturacakmış yerine diye bir şey böyle kendinizi boşlukta bırakacak şeyler kurgulamayın. Net olsun. Eğer teknik analizden yola çıkıyorsanız her şey net olsun. Stratejiniz de net olsun. Filtrasyon da net olsun stop loss atıyorum. Ben 50 pip geride stop loss koyarım demişsiniz her zaman. Her zaman öyle yapın. Ki stratejinizin başarılı olduğunu anlayın. Evet. John Bollinger yıllar evvel söylemiş. En iyi analiz rasyonel analizdir diye demiş. Özkan Bey kendisi eklemiş. Evet. Mehrap Milan demiş ki Forex'te nasıl oluyor? 1'e 500 kaldıraç yani sermayenin 500 katını verer, rüya gibi bir şey. Çok anlaşılmayan bir durum demiş. Yurt dışından herhalde e, yazmış. Çünkü Türkiye'de 1'e 100'ün üstünde kaldıraç yok. SPK buna e, izin vermiyor. Türkiye'de gayet de iyi yapıyor. 1'e 500 kaldıraç elbette çok yüksek bir risk. Kendi para biriminizin 500 katına kadar işlem yapmak. Gerçekten çok çok riskli bir durum. O yüzden Türkiye'de kaldıraç oranı gerçekten 1'e 100 e sınırlandırılması piyasanın ruhuna ve yatırımcı davranışına bence çok da uygun olmuş. E, Türkiye'de pozisyon açın, Türkiye'de hesap açın o zaman 1'e 100 kaldıraç maksimum kullanılıyor Türkiye'de. Bunun dışında yasa olarak mümkün değil herhangi bir kaldıraç. Evet başka sorulara bakıyorum. Ceylan Hanım demiş ki pozisyonlarımız neden hep zararda başlıyor? Pozisyonlar ne kadar zararda başlar? Split kadar zararda başlar. Şimdi konuyu şöyle izah edelim. Diyelim ki döviz bürosuna gittiniz. Cebinizde Türk lirası var. Verdiniz. Dolar istediniz. Doları alırken hemen oraya görevliye geri verdiniz doları. Zarar etmez misiniz? Elbette ne kadar zarar edersiniz? Kur makası kadar. Yani döviz bürosunun tabelasında yazan alış ve satış rakamları arasındaki fark kadar. İşte bu zaten kurumun kazancıdır. Aracı kurumlarda dövizi alıp satan bir döviz bürosudur. Bunu sanal olarak yaparlar. Yani internet üzerinden yaparlar. O yüzden alım ve satım arasındaki fark sizin pozisyonlarınızı bu fark kadar ekside başlamanızı sağlar. Bu gayet de olağandır. Evet, bakalım sorular. Şükrü Bey demiş ki, hocam neden grafiklerde hep mum çubuğu kullanılıyor? Bir de grafiklerin rengini değiştiriyorum ama yeni grafik açınca yine siyah renkte çıkıyor. Bunu değiştiremez miyim? Diye sormuş. E, mum çubuğu piyasalarda en çok kullanılan grafik şekli oldu biliyorsunuz. Mum çubuğu aslında e, çok çok eski 17. yüzyıla 18. yüzyıla dayanan bir Kullanım alanı var aslında piyasalar çok Avrupa piyasaları Amerika piyasaları çok Geç buluştu mum çubuğuyla Japonya'da Yüzlerce yılda epey uzun zamandır Kullanılıyordu Fakat Artık piyasada Genellikle mum çubuğu Kullanılıyor çünkü okuması kolay görünümü kolay Renkler size düşüşü yükselişi denetim olarak gösteriyor Şimdi gelelim renk değişimi olayına Elbette e, Yeni bir grafik açtığınızda bu siyah açılıyor bir tane açalım bu standart renk. Bunu maalesef değiştiremiyorsunuz. Hani benim grafiğim şu renkle açılsın diyemezsiniz. E, o yüzden renklerinizi bir şablon olarak kaydedip bunları her zaman e, buradan çağırabilirsiniz. Bakın beyaz şablonumuzu çağırdım. Ben böyle kullanmayı mesela tercih etmişim. E, buradan çağırmak zorundasınız. Yeni bir grafik açılırken şu şu renklerde açılsın diyemiyorsunuz. Onu da belirtelim. Bir şablon kendinize kaydedin o şablon üzerinden devam edin. Ş şablon nasıl yapılır diye hemen ilave geldi. Onu da izah edelim. Ee, diyelim ki renkleri şimdi bunu eski haline döndüreyim önce isterseniz. Bunu çok kısa hemen izah edeyim konuya devam edeceğim. Ee, pardon. Buradan ilk açıldığı şekli bu. Biliyorsunuz buradan sağ tıklayıp özelliklerine girerek istediğiniz rengi Buradan seçiyorsunuz. Ee, ön plan, arka plan bunları değiştireyim mesela. Ee, varsayalım ki tercihlerimiz bu şekilde. Bir mumunu yeşil yaptık işte. Ya, bu mumunu pardon, yeşil yapalım. Bir mumunu kırmızı. Yükseliş piyasası, düşüş piyasası ayarladık bunları diyelim. Öbürlerine çok uğraşmıyorum. Böyle bir görünüm elde ettik. Mum çubuklarının görünümü de değiştirebilirsiniz büyüklüğünü. Böyle bir tercih yaptınız. Bunu bir şablonu kaydedebilirsiniz. Bakınız yukarıda bu butondan şablonu kaydet dediğimde bize şablonun ismini soruyor. Ben de diyorum ki şükrü dedim sizin isminizi verdim. Ee, artık şükrü isimli bir şablonumuz var burada. Ee, tüm renk planını kaydettik. Yeni bir grafik açtık diyelim. Yeni bir grafik açıldığında siyah renkte ve klasik görünümde açılıyor buna derhal ekrandayken şablonlar butonumuzdan gördüğünüz gibi şablonumuzu çağırabiliyoruz. Bu gayet kolay ve şablon çağırmak inanın zor değil bu şekilde. Evet, bakalım. Şöyle bir sorulara tekrar bakıyorum. Bugün parite yorumu yok. Hocam forex'te elde edilen kazancın vergilendirilme gibi bir durumu var mıdır demiş Gürol Bey? Forex'te elde ettiğiniz kazanç belli bir seviyenin üzerinde üzerindeyse bunun gelir beyannamesini siz vergi beyannamesini siz hazırlayıp vermek ve verginizi ödemekle mükellefsiniz. Bununla ilgili şimdi yasal düzenlemeler tabii ki geriden geliyor aslında. Hani gönül ister ki e, vergiler kaynağında kesilsin kimse bir şeyle uğraşmasın fakat e, forex yeni bir piyasa e, vergilendirme ve hukukta tabi bunun gerisinden geliyor e, rakam seneden seneye tabii ki değişiyor e, bunu mutlaka yatırım danışmanı müşteri temsilcisi kim var ise çalıştığınız firmada ona sorun güncel rakam üzerinde e, en son rakamlar 20-21 bin civarında idi Tekrar söylüyorum bunlar net olarak değil. Yatırım danışmanı, müşteri temsilcisi arkadaşlarımızdan bunları mutlaka öğrenin. Bu seviyenin üzerinde ise geliriniz yani karlarınızdan zararlarınız fazla ise ve bu seviyeyi aşıyorsa aşan miktar için gelir vergisi ödemek durumundasınız. Bununla ilgili de mükellef olan sizsiniz. Şu anki uygulama bu şekilde değişir mi? Değişebilir. E, fakat bununla ilgili net rakamları yani bir baraj var. Bu barajı geçtiğinizde bir anname vermek zorundasınız. O rakamı da öğrenebilirsiniz. Evet, tekrar bir bakalım. Sinan Bey demiş ki hocam gümüşte 0.1 lot alım açtım. Bakiyemin çoğu marjine gitti. Neden? E, bu kadar pahalı bu gümüş. Şimdi MTA'larda diğer ürünlerde e, kontratlar işlem gördüğü piyasaya göre değişik olabiliyor. E, bu nereden çıkıyor? Biliyorsunuz e, hadi paritelerde çok değişmiyor fakat mesela gümüşte bir lotunda 10.000 ons var. Ve kaldıraçta 1'e 100 değil, 1'e 50. Bir kere kaldıraç zaten mesela 1'e 100 değil de 1'e 50 derseniz bile İki kat marjını harcamak zorunda kalırsınız eğer bir pozisyon için. Ne yapacaksınız? Pozisyonu düşüreceksiniz. Ee, biliyorsunuz bizim şöyle bir web sitesine gelelim. Burada e, bizim yatırım araçları bölümünde ki her firmanın mutlaka bu koşulları belirten yerleri bulunur. İşlem koşulları metinleri vardır firmaların. Burada mesela MTA işlem koşulları tıklayınız diyor. Buradan PDF dosyası açılıyor ve buradan e, her zaman biraz da büyüteyim şöyle. Ürünlerin bir lotundaki miktar ve kaldıraç oranlarını görebilirsiniz. Mesela gümüş demişsiniz. Silver. Silver da maliyeti en yüksek ürün sizde ona denk geldi. Gerçekten e, gümüşteki maliyet yüksektir bir lot için. E, gümüşte kaldıraç bakınız 1'e 50 ve hacimde 10.000 ons'tan oluşuyor. Ee, nispeten bir lotundaki birim yüksek. Marjin nasıl hesaplanıyordu? Parite fiyatı çarpı miktar bölü kaldıraç oranı tekrar söylemek gerekirse. Dolayısıyla gümüşün fiyatı çarpı lot miktarı şöyle bir getireyim pariteyi. Gümüş var mı bizde? Varmış bakın. Ee, gümüşün şu anki fiyatı 18.91. Parite fiyatı çarpı miktar dedik. Ee, bir lotta ne kadar gümüşte birim vardı? 10.000. Bakınız üstünde gelince de yazar. Şöyle bir tıklayayım. Ha, gümüşte yazmıyor. Bakalım. Ha yazıyor pardon yanlış yerdeydim dedim. Şimdi üzerine fiyat bilgisi değil, ürünün üzerine gelince bakın bir lot 10.000 ons diyor. Bir lot pozisyon açar isem 10.000 birimini kullanacağım. Parite fiyatı çarpı 10.000 hemen hesap makinesinde onu çok kısa hesaplayacağım. Sıkmadan çok fazla sizi. 18.91 18.91 şu anki fiyatı çarpı Örnek veriyorum bir lotluk işlem yapacağız. Bir lotta kaç birim vardı burada? 10.000 10 Bölü kaldıraç oranı. Bölü kaldıraç kaçtı? 50 idi. Bakınız 3782 dolar gerekiyormuş. E, gümüşün bir lotu için elbette. Diğerlerine göre biraz yüksek. O yüzden emtialarda işlem açarken buna biraz dikkat edelim. Ee, çok paritelerde çok sorun olmaz. Fakat kaldıraç düşükse, e, lottaki kullanılan kontrat büyüklüğü de biraz fazlaysa, e, onun için kullanacağınız miktar büyük olabilir. E bu durumda ne yapacaksınız? Bir lot değil, yarım lot açacaksınız. Bunları biraz tabii ki bilmek lazım. Daha önceki derslerimizde de bunu çoğunlukla anlattık ama madem soru geldi, bunun üzerine tekrar e, geçmekte fayda var. Bir de şunu özellikle belirtmek istiyorum değerli dostlar. Bakınız. Her zaman bir işlem yapmak zorunda değiliz. Stratejinizin bir parçası uygun zaman olmadığında beklemek olabilir. Bazen bir hafta bekleyebilirsiniz. Bazen 3 gün beklersiniz. Bazen 10 gün bekleyebilirsiniz. Eğer piyasada sizin stratejinize uygun ya yatırım ruhunuza uygun bir fırsat yok ise yatırım yapmamak sizi karlı çıkartabilir. Çünkü yatırım yaptığınızda bir belirsizliğe doğru gidecekse pozisyonunuz elbette yatırım yapmamış olmak yatırım yapmış olmanıza göre riskinizi daha az tutacak ve para kaybetmenizi engelleyecektir. Bu yüzden lütfen uygun koşullar yoksa mutlaka bir işlem yapmanız gerektiği gibi bir yanılgıya düşmeyin. En çok yapılan hatalardan birisi budur. Şimdi para yatırıyorsunuz elbette mesela bakiyeniz açılıyor. MetaTrader'da giriyorsunuz orada bin dolar yatırmışsınız. Bin rakamını gördüğünüzde elbette insan bir an önce bir işlem yapmak istiyor. Fakat eğer piyasa sizin için uygun değilse ve kendi yatırım stratejileriniz o an sizin herhangi bir işlem yapmanızı öngörmüyorsa beklemek en iyi fikir olacaktır. Bu yanılgıya lütfen düşmeyelim. Gerektiği zaman... Pozisyon açmak bazen yatırım stratejisinin bir parçası olabiliyor. Buna dikkat etmek çok önemli. Ee, bir iki kere de şey sorusu gelmiş bana. Ee, gece altında işlem yapamadım mesela diyen var. Ya da e, hisse senedi niye alamıyorum diye e, söyleyenler var. Şimdi yatırım araçlarının bazıları bazı saatlerde açık olmayabilir. Forex işlem platformu 24 saat açık. Bunda bir sıkıntımız yok. Ve döviz çiftleri de yine 24 saat açık. Ama bunun dışında diğer ürünler belli saatler arasında kapalı olabilir. Yine işlem koşulları metnini çağırayım. Bakın o gümüşe baktığımız yerden. Bakınız burada her bir ürünün işlem saatleri yazıyor. Görüyor musunuz? Mesela ham petrol gece 1 Ertesi gün 12-14'e kadar açıkmış. Buradan ne anlıyoruz biz? İşte 00-14 bir arasında kapalı. Diğer 23 saat 15 dakika boyunca açıkmış mesela. Tam o 45 dakikalık dönemde ki o okyanus arasında geçişlerde o kontratı işlem yapıldığı piyasa bulamıyor olabiliriz. Tam o esnada kapalı olabilir o. Bakınız altın 1 saat kapalı. İşlem saatleri gece 1'den. Ee, diğer gece e, 23.59 yani 12'ye kadarmış. Yani gece e, 12 ile 1 arası aşağı yukarı 1 saat altın kapalıymış. Mesela Mısır. Ne zamanlar Mısır'ın işlem saatleriymiş? 3 ile gece 3 ile 15.45 arası 15.44 arası. Ondan sonra bakın kapanıyor 15:44'ten 16.30'a kadar kapalı. Sonra 16.30'dan 21.15'e kadar aşağı yukarı e, Mısır'da işlem yapılabiliyormuş. Bunlar kote edildiği piyasaların açık olduğu zamanlarda işlem yapılabiliyor. E, bunları bilmekte fayda olabilir. Şeker mesela. Bak bunlar Türkiye saatidir. E, o Şeker 10.30'da mesela 20 arasında bakınız. Gördünüz mü? İşlem yapılabiliyormuş. Eğer sabah 9'da girerseniz şekerde işlem yapamazsınız. Bunları bilmekte fayda olabilir. Döviz çiftleri 24 saat açık. Bunda bir sıkıntı yok. Döviz çiftlerinde tek... E, İstisna İsrail şeklidir. İsrail şeklinin olduğu e, pariteler sadece e, 24 saat açık değildir. Bakınız forex işlem koşullarına bakalım. Pariteler için olanı açtım. Biraz büyütelim. Heh, bakınız sadece USD, ILS burada görülüyor. Ve EUR, ILS yazıyor değil mi? Yani... Dolar İsrail şekli, Euro İsrail şekli. Burada sabah 8:30'da 18 arasında sadece işlem yapılıyormuş gördüğünüz gibi. Ama diğerlerinde tamamen 24 saat işlem yapabilirsiniz döviz çiftlerinde Fakat emtialar söz konusu olduğunda, hisse senetleri söz konusu olduğunda elbette 24 saat işlem mümkün değil. Bunların işlem saatleri var. Hisse senetlerini mesela tabii ki hani hangi borsa kota olmuşsa o borsa açıksa işlem yapılır. Apple hisse senedi mesela nerede? Nasdaq borsasında. E, ee, o zaman Nasdaq borsası açıkken sadece fiyat gelir bize değil mi onunla ilgili olarak? O yüzden onun hisse senedi türevlerini sadece o saatleri arasında yapabiliyoruz. Bunu da bilmek lazım. Evet şöyle bir bakalım. Bununla ilgili başka bir sizden soru yok. Şimdi burada e, elbette daha sonra bu videoyu izleyenler bundan faydalanıyor. Fakat katılanlar için arada sırada kitap hediye ediyoruz, değil mi? Çünkü siz e, işinizi gücünüzü yemeğinizi belki sohbetinizi e, bıraktınız geldiniz beni dinliyorsunuz elbette sizin. Bir farkınız var? Kitap isteyenler var mı? Bir tane kitap hediye edelim madem burada arada. Ee, daha önce almamış olanlardan olursa tabii daha iyi olur. Ee, hediye ediyoruz. Çok kitap da hediye ettim. Ee, kitap almamış olanlardan. O zaman kitabı hak edin. bir tane dostumuza Forex 5 kitabımızı gönderelim. Soru soralım o zaman. Ee, şöyle bir geçmişe bakmaya çalışıyorum. Size bir soru sorayım. İlk doğru cevabı verene kitabı göndereceğim. Az önce önerdiğim kitaplardan birinin ismini söyleyebilir misiniz bana? İki tane kitap önerdim webinar esnasında. Tamam. <laughs> evet. Bakayım. Kolay ekonomi... İlk önce kimden gelmiş? Kıvanç Bey kolay ekono yazmış. <laughs> Ama arada Melikşah Öztürk kolay ekonomi diye o şu anda ilk gözüküyor. Evet Melikşah Öztürk ilk doğru cevap sizin. Forex 5'en hayırlı olsun. Ee, bana lütfen aşağıda gördüğünüz adil.altas.gcmforex.com adresine e, adresinizi, telefon numaranızı adınızı soyadınızı lütfen belirtin. Kargo telefon istiyor biliyorsunuz. Ee, onları da yazmayı unutmayın lütfen. Kitabınızı yarın göndereceğim. Kıvanç Bey çok üzüldü. <laughs> Kıvanç Bey valla kolay ekono yazmışsınız. Ondan sonra düzeltmişsiniz ama düzelttiğiniz yerle sizin aranızda Melikşah Öztürk araya cümleyi sıkıştırmayı başarmış. Ee, teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Ee, başka bir webinarda tekrar Buluşacağız inşallah. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.